İstanbul işaretlendi diyor. Önce İstanbul'a girmek istediler. 28 Ocak'ta İstanbul'da bir Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bir titreme, avizelerinin patlama, sallanma. Çok zorlu bir süreçten geçtik, geçiyoruz, geçeceğiz. Buradan geçen ne yaptığını da görürsün. Oradan bu aleme, bu alemden öteki aleme. Metafizik tüm varlıklar girer ve çıkar. Ülkemizde bilinen ne kaç tane derseniz Ayasofya ana geçiş kapılarından bir tanesi. Ayasofya. Örneğin Hazreti Yuşa Tepesi'ne ulaşıyor. Örneğin nereye ulaşıyor? Eyüp Sultan Hazretleri'ne ulaşıyor. Piramitler, Kabe, Kudüs, ana merkezler zaten hep buralar. Onlar tesbih ettikçe ahit sandığı görünmezliğe ulaşıyor. Sandıktan kitap çıktığı zaman yer yerinden oynayacak zaten. Kötü enerjileri mesela dışarıdan eve nasıl getirmeyiz? Nasıl temiz kalırız? Nasıl temizleniriz? Tüm negatif enerjiler size kancalarını atabilirler. Hastaneler, pazarlar, yollar, minibüsler, kalabalık ortamlar. Sadece şunu bir Bilin. Bunları arındırabiliyorsunuz. Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalında ilk kez izleyeceğiniz bir konuğumuz var. Onu bilenler biliyor. Bir de Ferda Yıldırım YouTube kanalında konuk edelim dedik. Sibel Uzun, profesyonel koç bizimle. Hoş geldiniz Sibel Hanımcığım. Hoş bulduk Ferda Hanımcığım. Şöyle dersime çalışırken bir baktım. Sosyolog, uluslararası ilişkiler uzmanı. E sonra ışığın şifa yolu. Ardından rota hesaplanıyor kendine dönüş başladı. E, dünyanın içinde bulunduğu durumu ve nereye gittiğimizi anlatıyor. Sosyoloji ve uluslararası ilişkiler tüm bunların neresinde? Değil mi? Çok alakasız gibi görünüyor ama bir de daha da geriye gidin inşaatçıyım. İnşaat teknik. <laughs> yani on parmağında on marifete doğru ilerliyor Allah nasip ederse. Tamamıyla aslında yolu yürümeye çalışırken hep bir uzmanlık alanı geliştirme. Yani bir şey hakkında sürekli kendimi daha tatmin nasıl hissederim yollarıyla buralara geldim, öyle söyleyeyim. Sosyoloji hayatıma kişisel gelişim girdikten sonra girdi. Çünkü orayı da doldurmalıydım. Alt yapım tam olmalıydı. Psikolojiyi bilmeliydim. İletişimi bilmeliydim. E, büyük filozoflar neler demişler, onların kuramları gerçekten nelermiş? Bunları akademik olarak da öğrenmeliydim. Ve o, o şekilde girdim. İnsanların tamamıyla Sosyolojik olarak da toplum nereye gidiyor? Çünkü insanla sürekli haşır neşirsiniz. Ee, koçluk, mesela devlet belgeli koçum, ee, uluslararası yine ACC ünvanlıyım ama deyin ki yapıyor musun? Yapamıyorum, sadece lider koçluğu yapıyorum, danışmanlık veriyorum. Onun dışında zaten pek de vaktim kalmıyor. Dünya yazmaktan. meselelerinin grift oluşu, dünyanın gittiği yer, ülkemizin içinde bulunduğu koşullar mı acaba sizi sekteye yani. uğratıyor? Yeteri kadar e, asıl uzmanlık alanınıza ilgilenmemenizin sebebi bu mu? Şimdi ben biraz başta anlatmadım ama görünmeyen alemi konuşacağız evet. bu yayında. Ley hatlarını konuşacağız, ahit sandığını konuşacağız, efendim enerjileri konuşacağız. İstanbul işaretlendi diyor ve 2024'e dair çok dikkat çekici cümleleri var. ...onları evet. masaya yatıracağız... ...şimdi Sibel Hanımcığım siz bir kitap yazdınız... ...rota hesaplanıyor... ...kendine dönüş başladı diyorsunuz da... Evet. ...dünya da bambaşka bir yöne... ...ve yola evriliyor... Evet. ...yaptığınız okumalarda... E, ...bu görünmeyen alemi de... ...işin içine katarak... Hı hı. ...nasıl bir dünya... ...ve nasıl bir yeni yıl bizi bekliyor diye... ...en başta bir sormak isterim... E, ...şunu söylemek istiyorum... ...çok zorlu bir süreçten geçtik... ...geçiyoruz, geçeceğiz... Şimdi bu bu kadar bu kadar net. Onun için ısrarla özellikle şu an Gazze'de yaşananlar, bu toplu katliamlar. Katliam diyorum çünkü tabii, tabii. bu tamamiyle katliam. Tamamiyle kara akım enerjinin, kara enerjinin dünya üzerine artık o L hatlarından konuşacağız dediniz ya direkt olarak oradan girmek istedim. O enerjinin dünya üzerine akmasını istiyorlar ve bu oldukça insanların frekanslarını çok daha kolay yönlendirebiliyorlar onun için bizler sıklıkla enerjinize sakin ol sakin tutun enerjinizi temiz tutun frekansınızı yüksek tutun diyoruz çünkü dün gördüklerimiz geçen yıl yaşadıklarımız daha fragman gibi diyebilirim daha sertlerinde göreceğiz daha sertlerinde yaşayacağız biz birlik olup bir olup bu işin üstesinden geleceğiz o kadar yani çünkü eee Kıtlıkla uyarıyorlar. Bir taraftan bolluk var, bir taraftan kıtlık var. K kara enerji ne kadar çok yayılırsa biz kıtlık bilincine daha çok düşeceğiz. Ama biz frekans temiz tutarsak ve birlik olabilirsek daha e, o ışığı temiz frekansı daha çok yayıp daha kolay planları hale, alt üst evet, edebiliriz. Alt üst diyorsunuz edebiliriz. Yani. Çünkü her şey insan elinde dönüyor. Tamam kül irade evet dünyanın da kader planı var. Sadece insanların değil ki sonuç itibariyle artık yavaş yavaş devre sonuna doğru ilerliyoruz. Kimse bilemez devre sonunun ne zaman geleceğini. Bir bakmışsın yarın olmuş. Zülcelal'in bir emrine bakar her şey. Ol der ve olur iş burada bitmiştir. Onun için akletmez misin? Ayetini sıklıkla insanlara söylerim. Akledin. Ne olur akledin. Akleden olun ki sizi oynamaya, oynatmaya çalışan ne kadar negatif alan varsa, elit kesim varsa, siyonist grup varsa bunların farkında olun. Birlikte yükselelim. Birlikte yükselirsek eğer dünya daha yaşanabilir bir hal alacak. Aksi takdirde her gün korkuya düşmeye devam edecek insanlar. Burada kişisel gelişimde de bunu çok sık söylüyorum Ferda Hanım seçim senin. Kendine dönmek istiyorsan rotanı yeniden hesaplayacaksın. Başka şansın yok. Rotayı nasıl hesaplayacağınıza dair bir takım formüller yayının sonunda vereceğiz. <laughs> evet. Bekleyin. Enerjimizi nasıl, frekansımızı nasıl temiz tutarız? Kendimizi evet. nasıl koruruz? Bunlar yayının sonunda. Önce şu dünya meselelerini evet, konuşalım evet. ama layoutları layoutları diyoruz da biz. Aha. İlk defa bu tabirle karşı karşıya kalan birine layoutlarını nasıl anlatırsınız? Bir, Dünyanın her yerinde var mı? Var leyatları. Ülkemizde kaç adet var? Sayısını biliyor muyuz? E leyatlı denince aklımıza enerji merkezi, daha doğrusu enerji geçiş yerleri mi gelmeli? Nedir bu leyatlarının sebebi? Hikmeti so sormak isteriz. Şimdi bunu iki türlü cevaplamak istiyorum. Tamam, bir batini, bir zahiri. Yani şimdi bir görünen bir de görünmeyen olarak anlatmak istiyorum. Tamam. Dünyadaki enerjinin sonuç itibariyle bilim bize bunu kanıtladı. Gözünüzün gördüğü her şey enerji. Elinizde tuttuğunuz madde olarak gördüğünüz bu kalem de enerji. Madde ötesini görebiliyorsan enerjiyi görürsün. Dolayısıyla buradan geçen ne yaptığını da görürsün. Ne yaptı? Enerji akımının oluşturduğu ve aktığı, kolaylıkla dolaşabildiği ana kanallar. Biz insanların nasıl ki aurayı anlatırken etrafınızda emanız var, elektromanyetik bir alanınız var ve bu elektromanyetik alanın içerisinde sizin meridyenleriniz var. Bu meridyenler bir baksanız hani haritalarınızı inceleseniz zaten eline boyuna elipsler şeklinde çizgiler, doğrusal çizgiler şeklinde göreceksiniz. Dolayısıyla enerjinin kolaylıkla akması için ama pozitif ama negatif kanallar diyebiliriz çok net. Bu madde alem için geçerli olan tanım. Öteki alem için geçerli olan tanımsa tamamıyla geçiş kapıları. Hmm. Ana kanallar, ana kanallar tamamıyla geçiş kapıları. Oradan bu aleme, bu alemden öteki aleme metafizik tüm varlıklar girer ve çıkar. Bakın bütün varlıklar ne negatifi ayırıyorum burada ne pozitifi ayırıyorum. Ne evliyasını ayırıyorum ne cehennem katındaki öyle söyleyeyim çünkü arzın ve arşın da katları var. Alt katlardaki varlıkları hiçbirini ayırmadan hepsi bu aleme kolaylıkla o kapılardan giriş yapabiliyorlar. Ve ülkemizde bilinen leyhattı kaç tane derseniz her yerde. Bunu net adımlar olarak söylemeyeceğim ama Ayasofya ana geçiş kapılarından bir tanesi. Ayasofya evet. bildiğimiz böyle sembol yapılar. Var mı böyle evet, var. Türkiye'de başka hangi var, yapı var? Bir sürü sembol yapı var da şimdi ben özellikle İstanbul üzerinden gitmek istiyorum. Ayasofya, ana kanal, ana hat. O hattın damarları da var. Unutma, unutulmaması gereken en önemli konu aslında bu. O kanallar nereye ulaşıyor? Örneğin Hazreti Yuşa Tepesi'ne ulaşıyor. Örneğin nereye ulaşıyor? Eyüp Sultan Hazretleri'ne ulaşıyor. Örneğin nereye ulaşıyor? Nurettin El-Ceray Hazretleri'ne ulaşıyor. Gibi gibi bu ülkeye hizmet etmiş, bu ülkeye bu, daha doğrusu Müslümanlığa hizmet etmiş alimlerin olduğu tüm her yere ulaşan damarlar var. Dolayısıyla şimdi L hatları dediğinizde ben daha fazla manevi tarafıyla ilgileniyorum. Hmm. Madde tarafı oradaki enerjinin sıkışmaması gerekiyor da en basitinden sormaya gayret ediyorum. Ben Ferda bu maddesel bedenle, bu gözle onu göremem. Evet. O bir enerji. Evet. Ama maddenin ötesini görebilen onu görür. Görür. Bir enerji hüzmesi gibi midir bu? Nasıldır yani mesela? Ee, bak, ya da biri diyebilir ki: "Ya Sibel hanım ben sıradan bir insanım. Ne yaptı benim ne işime yarayacak?" diyebilir. Çok işine yarayacak. Örneğin Ayasofya'ya gittiniz. Ayasofya ana kaynak, kaynak. Hı -hı. Ee, orada namaz kılıyorsunuz ve orada kendi içinize dönmeye niyet ettiniz. Gözünüzü kapatın. Namazınızı kılın. Ondan sonra kalbinizi dinlemeye çalışın. Ve o L hattından iki akım enerji akacağı için biri kara akım, biri <laughs> pozitif akım. Pozitif akıma kendinizi kök çakranızdan bağlayın. Bir ışık indiğini imgeleyin zihninizde. O L hattına bağlanın. Gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin, gelmiş geçmiş tüm evliyaların hepsinden ilim, ilim için himmet yani dua isteyin. Çünkü Allah'la sizin aranızda hiç kimse giremez Ferda Hanım. Allah'la kul arasında yapıcılar vardır. Onlar da büyük zatlarda, alimlerde onlardan. Onlardan himmet boyu isteyin, dua isteyin. O ilim size gelir. O niyetiniz, duanız, şifanız her neyse gelir. Leyhattını hiç bilmeyen biri bunun için bile kullansa Hayatında çok şey değiştirir. Kabe'den de L hattı geçer mi? Kabe'nin bambaşka bir enerjisi mi vardır? O, o i̇şte. Daha mı öte bir şeydir orası? Piramitler, Kabe, Kudüs, ana merkezler zaten hep buralar. Buralardan tüm diyorum ya her yere bağlantı geçen damarlar var. Kalp gibi düşünün. Hep kalp noktaları ama oralardan bugün Göbekli Tepe'yi konuşuyoruz. İşte Konya'yı konuşuyoruz. Hazreti Mevlana'nın türbesinde de leh var. Büyük bir kanal var. Dolayısıyla şimdi buralardan alınacak pozitif enerjinin, pozitif dönüşüm enerjisinin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Ve manevi olarak da insanın kendini o ruhsal anlamda yükseltmesine yardımcı olacak en büyük enerji kanalları buralar. Ahit sandığının enerjisinin peşindeler diyorsunuz. Evet. Ahit sandığı da yine yanlış hatırlamıyorsam sizin iddianıza göre Ayasofya'da mı? Şöyle, bunu yanlışım varsa düzelt. Hayır hayır, Ayasofya çok fazla konu ediliyor. Neden konu ediliyor? Evet, Ayasofya'nın şimdi görünen, görünmeyen, <laughs> batın, zahir. İkisini iki kavramı insanlar eğer gerçekten okuyup araştırıp oturturlarsa zaten bu alemin görünmeyen alemden de aldığı manevi desteğin farkına varırlar. Çünkü hiçbir ruh, hiçbir zaman daha doğrusu bilinç ölmüyor. Ve ayetinde bize Rabbimiz şunu çok net bildirmiş. Her canlı ölümü tadacaktır demiş. Ama bilincin yok oluşundan hiçbir ayette bahsetmez. Dolayısıyla bilinç sonsuzdur. Yani kıyamet gününe kadar var. Burası cepteyken Bugün ne Fatih Sultan Mehmet ne işte Hazreti Mevlana ne gelmiş geçmiş peygamberler ne gelmiş geçmiş alimler ölmediler. Ve onların o tespihatlarını biz yapabilecek potansiyelde değiliz. Onlar hiç durmaksızın tesbih ederken Allah'ı sıkça tesbih ederken biz daha onların milyonda birinin peşindeyiz hala. Dolayısıyla onların bu aleme destekleri... Ahit sandığının içindeki kutsal emanetlerin evet. peşinde olan gruplara bir göz dağıdır. Şöyle, onlar tesbih ettikçe ahit sandığı görünmezliğe ulaşıyor. Hmm. Ahit sandığı şu an görünmez durumda Tabii ki mı? görünmez durumda. Bulamazlar. Yani bulamazlar. Asla bulamazlar. Çünkü görünmez. Evet. Durumda ahit evet, sandığı. Evet. Ama Allah isterse görünür de kilar. Rabbimize hiçbir aşamada zor yok ki. Ayet sandığını arama çalışmaları beyhude bir çaba olarak değerlendirebilir miyiz kesinlikle, o zaman günümüzde? Kesinlikle Padiş boşuna Sultan kan dökülüyor. Mehmet'in bir meşhur portresi vardır. Evet. İtalyan ressamın evet. resmetti. Mesela onu bir izleyicilerimize aktaralım. Şu an ekranlara getiriyoruz biz. Evet. E, nedir bunun ahit sandığı ile ilintisi? Şöyle yaptığım araştırmalarda özellikle bu Gazze konusu çok fazla gündemde olduğu için Yaptığım araştırmalarda şunu fark ettim Ferda Hanım. E, Ayit sandığı Akasya ağacından yapılmış ve, ve belli ölçüleri var. Ölçülerinin hangi surelere dayandığını konuşmaktan ziyade şu Akasya ağacının önemine dikkat çekmek istiyorum. Ruhun ölümsüzlüğünü ve adaleti temsil ediyor Akasya ağacı. Şimdi ruhun ölümsüzlüğü. İsrail neyin peşinde? Elit kesim neyin peşinde? 200 yaşına kadar yaşama gayretleri, o bebeleri tünellere çekmeleri, o bebelerin kanlarını e, adrenalini en yüksek seviyeye getirdikten sonra kendi vücutlarına enjekte etmeleri, o çocukların organlarıyla kendilerini yenilemeleri. Bunlar hep neyin hırsı? Ölümsüzlüğün hırsı. Bir ölüm ritüeli yapıyorlar esasında. Evet. Ölümsüzlük peşinde koşarken evet. ölüm ritüeli evet. uyguluyorlar. Yani... Evet. Evet. Biz çok şaşırıyoruz, bakamıyoruz. Onların bizim bakamadığımız o görüntüler onlar için bir ritüel. Evet evet. Ve bu şeytani ritüeller korkunç yerlere geldi. Biz bugün Müslüman halk olarak da bu ritüellere ellerimizle dillerimizle katkı sağlıyoruz. İnanın bana. E, Akasya ağacının o adaleti sembol, sembolize etmesi ve Ruhun ölümsüzlüğünü e, sembolize etmesi Fatih Sultan Mehmetle şöyle ilişkilendiriyorum ben ee, Osmanlı'nın yedi ilkesinden en önemli iki ilkesi bir tanesi diyor ki adalet, bir tanesi diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani sen ölümsüzlük burada çok bence sembol bir kelime e, ama ebedi hakimiyet istedikleri için bütün bu gücü istediklerini düşünüyorum ben çok net bir şekilde. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmed'in e, Ayasofya'ya geldi ahit sandığı. Geldikten sonra ona emanet edildikten sonra dedi ki arkadaşlar adalet bizde sandık bizde e, siz ne yaparsanız yapın. Bu portrenin altındaki bu sanduka ahit evet. sandığını mı temsil evet. ediyor? Evet. Yani ahit sandığı bu ve benzeri bir şey mi? Ahit, San... Ahit Sandı'nın Sandın ölçüleri falan da her şeyi çok net bir şekilde ortadadır. Benzer ölçülerde zaten bugün baktığınızda benzer ölçülerde resmedilmiştir. Bu karşı kara yapı neyin peşinde? Hani Ahit Sand'in enerjisinin peşinde diyorsunuz ya izleyicilerimiz biraz bunları öğrenmek çabasında daha basit daha yalın anlatımlara ihtiyacı var. Tamam. Çok basit anlatayım çünkü Lütfen. ben de çok basit anlatmayı seviyorum. Buna da halk dili diyorum genelde. Öteki türlü karıştırıyoruz, terimleri bilmiyoruz, tabii, tabii. o bu oluyor. Eh, ahit sandığının içindeki on emir, insanlık adına verilmiş, Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilmiş en önemli başlıklar. Şimdi yine teşbihte hata olmasın, kimse de beni yanlış anlamasın, halk dili konuşmak istiyorum. İlk zebur indikten sonra, Bakmışlar ki insanlık ı -ı, olmuyor, zeburlu olacak gibi değil. Anlamıyorlar iyi niyeti, hmm. e, değerli toplu hareket etmeyi. Bunu kavrayamıyorlar. Ne yapalım? Tevrat'ı gönderelim. Hazreti Musa Aleyhisselam'la birlikte. Ki Hazreti Musa'nın yaşadığı sıkıntılar, Firavun'la yaşadığı sıkıntılar dillere destandır. Buradan yine konuyu başka bir yere getireceğim. Başka kısa geldi aklıma şu an. Çok önemli bir şey. Bakmış ki insanlık tevratı da anlamıyor, sapkınlıklar, güç savaşları, katletmeler, e, kendi evladına tecavüzler. Onlar bunlar saçma bir yere gidiyor ve insanlık İncil gelsin. Hazreti İsa Aleyhisselam geldi ve İncilde dikkat edin her kitapta dil biraz daha sertleşiyor, biraz daha sertleşiyor. Hazreti İsa'dan sonra artık iş finale geldi ve Son kitap son peygamber peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu aleme indikten geldikten sonra Zülcelal demiş ki bize arkadaşlar akıllı olun son kitap son peygamber son uyarı son uyarı ya iyi insan olacaksınız ya olacaksınız iş bitmiştir. O yüzden ayetlerinde sıklıkla e, yakarım yakarız. Biz ifadesini kullanır çünkü çokludur yani peygamberleriyle birlikte tüm vahiylerini insanlığa vermiştir zaten. O yüzden de Sibel Uzun diyor ki sıklıkla kendisini takip edenler bilir. O güzel kitabı diyor şu duvarlarınızdan bir indirin lütfen. önünüze alın ve lütfen. lütfen anlayarak bir okuyun. Yani vakit daralıyor okudunuz öğrendiniz evet. anladınız idrak ettiniz ettiniz edemediniz tüylerim diken diken oldu. Okuyun, ne olur okuyun. Yani bugün NASA dediğiniz, bugün elit kesim dediğiniz aklınıza kim geliyorsa ilim bilim herkes Kur'an'ın içerisindeki şifrelerde. Anlamadın mı? Bir daha oku. Bak açılacak o bilinç. İnan bana açılacak diyorum. Sabret, sabırlı ol. Evet. Çünkü benim çok değer verdiğim, çok kıymetli bir büyüğüm var. Yol babam. Ona ben bir gün bu örnekle izah etmek istiyorum Ferda Hanım. Rota hesaplanıyor çıkmadan önce dedim ki acaba bir göz gezdirseniz. Çünkü e, ilim bilim tamamıyla içinde bu kitabın. Her şeyi ispatlayarak gittim. E, hükümü biten her şey ne varsa Kur'an'la destekleye destekleye anlatmaya gayret ettim. Okur musunuz acaba? Hani bir yanlışım varsa edepsizlik ettiğim, münasebetsizlik ettiğim bir yer varsa beni düzeltebilir misiniz dedim. Dedi ki Sibel'cim Kalbin mutmain mi kızım? Kalbin kabul ediyorsa benim okumama gerek yok. Çünkü benim frekansımla senin frekansın aynı değil. Dolayısıyla sen hangi frekansta yazdıysan kitabını o frekansta zaten o etrafa yayılacak ve insanlar okudukça zaten bilinçlenecek. Okurlarımdan sürekli bunu alırım ben mesela Ferda Hanım okuduğum şeyi tekrar tekrar okuduğumda farklı anlamlar çıkıyor karşıma derler. Çünkü siz artık ikra ettikçe okudukça bilinciniz açılıyor. İşte uyanış bu. Uyanış tam manasıyla bilinç açılması, bilinç sıçraması diyebiliriz. Kesinlikle. Şurayı tamamlamadık. İstanbul'un manevi bir koruması var. Mutabık mıyız? Eyvallah. Bir değil, bir sürü. Görünen görünmeyen tüm orduları var. Şöyle bir yorum yapabilir miyiz? E, 6 Şubat Hala kanlı canlı e, olan şüpheliler de gözümüzün önünde, önümüzde duruyor e, Sibel Hanımcığım. İstanbul'a girmek istediler ama bunu o manevi korumadan, hattan dolayı yapamadıkları için 6 Şubat'ta yön mü değiştirdiler acaba diye düşünüyorum. Ama bir taraftan bunların hedeflerine baktığımda bizim neredeyse 22 ilimizi kapsayan bir bölgeyi de planlarına dahil ettiklerini ve Hatay'ın onların içerisine ne kadar önemli olduğunu bildiğim için sözü burada biraz kafa karıştırmış olabilirim ama Sibel Hanım benim ne demek istediğimi anladı diye düşünüyorum. Aa, anlamaz mıyım? Öyle güzel yere böyle on parmağınızla birlikte bastınız ki işte tam olarak bunu haykırmak istiyorum. Elleriyle yaptılar. Bakın diyorlar ki A, beklenen depremdi. Tamam kabul beklenen depremdi ama 500 yıldır tüm uyarılara rağmen bir şeyler yapılmadı. O orayı tartışmıyoruz şu an. Enerji sıkışmıştı ve patlamaya hazır bombaydı. Biri de o bombanın pimini çekti. Sadece çektiler. Ve yapay frekansla bu depremi. Önce İstanbul'a girmek istediler. 28 Ocak'ta İstanbul'da bir Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bir titreme, avizelerinin patlama, sallanma mevzusu var. Ekranlarınıza yansıtırsınız. Paylaşırım sizinle. Bismillahirrahmanirrahim. Ay avize düştü. Ay neden düştü acaba ya? Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yok, Ay, Avizesi düştü. Allah'ım sen koru yarabbim. Allah'ım sen hamd olsun yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, avize düştü. Aslında deprem olmadı değil mi? Yok. Yok. Yok öbür taraflar sallamıyor. Evet, evet, evet Yok evet. abi deprem değil. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu

bu önemliydi. 28 Ocak'ta bir girmek istediler ve tüm evliyalar bir hareketlendi. Hoppa bir dakika biz buradayız ve hiçbir yerde değiliz. Herkes kılıç kuşandı. Akabinde 5 Şubat'ta İstanbul'da bir kağıthane, kağıthane. depremi ses duyuldu. Dedim ki İstanbul işaretlendi. Tamam buraya girmek istediler ve giremediler. Marmaray'ı patlatmak istediler patlatamadılar, yapamadılar. Çünkü zaten 28 Ocak'ta biz korumaya alındık. Manevi alem tarafından. Hiçbir şey vakti gelmeden olmuyor. Fakat Zülcelal bazı yerlerde de o kaderi, o küllü kaderi cüzi kadere de eviriyor. O da Rabbimizin elinde. Aklet ak, akıl ermiyor işte tam bu noktada. O yüzden her şey vaktini beklediği için o manevi koruyucular devreye giriyor ve neden Antakya sahih olmayan diye adlandırılan bazı hadisler var hı hı. Ferda Hanım. Bu hadislerden bir tanesinde mesela diyor ki Antakya'nın bir yerinden kutsal emanetler çıkacak diyor ve Hazreti Mehdi ile birlikte çıkacak diyor. Dolayısıyla şimdi oradan mesela Urfa'ya bir atıf var. Hı hı. İşte başka yerlere atıflar var. Şimdi Filistin'i bu kadar kan gövdesine çevirmelerindeki en büyük sebep Güç gösterisi hani Amerika o bu her şey bir kalktılar hı hı. bu sandığı bize vereceksinize geliyor artık mevzu bu emanetleri istiyoruz ki tahrif olmamış kitapta sandıkta Tevrat'ta sandıkta tahrif olmamış kitaptan e, sandıktan kitap çıktığı zaman yer yerinden oynayacak zaten. Hepsi Kur'an-ı Kerim delilleriyle örtüşecek bu sefer ne olacak biliyor musunuz? Asırlardır insanlığın e, nasıl uyuduğu... Ortaya, niye çıkmıyor? Çıkmıyor işte. Çıkmıyor. Vaktini mi bekliyor? Çünkü İsrail onu yine eğer eline alırsa Kur'an-ı Kerim'i bu sefer daha çok yalanlayacak. Yine tahrif edecek. Kendine göre tahrif edecek. <laughs> Kendine göre tahrif <laughs> ettiğinde... Türkiye, Hatay tüm bu işlerin neresine bir haham dinledim. Geçen yayında da anlatmıştım. Sizin yayında da tekrar edeyim duymayanlar için bir haham diyor ki... Ee, Lübnan, Beyrut sınırlarımız dahilinde zaten ama bizim sınırlarımız diyor kuzeye diyor daha diyor Türkiye sınırlarına, Hatay'a, Amanos dağlarına gider diyor. Bu Türkler de canımızı çok sıkıyor diyor. Eyvallah. Ben bunu altından sopa Kesinlikle. göstermek olarak algılıyorum. Evet gösteriyorlar istedikleri kadar göstersinler. Onlar bakın Ferdi Hanım çok ben uç düşünmeyi severim. Şimdi ben size bir soru sorabilir miyim lütfen? Diyelim ki meleğe oldu ya bugün kutsal emanetler ortaya çıktı. Tevrat ortaya çıktı ve o Siyonistlerin elinde. Ve içinde şöyle bir şey yazıyor. Olmaz ya olacak hani. Bu kitaba inanmadığınız sürece, emirleri yerine getirmediğiniz sürece İncil gelecek, Kur'an gelecek ve kıyameti de yazdığını varsayalım. Aldılar, açtılar, okudular, eyvah dediler. Söktüler hemen orayı. Hemen yazdılar. İşte Dedi, dünyaya krallığımızı kuracağız diye. Hemen yazdılar. Metinlerini koydular. Yıllar değil sonra Hazreti İsa diye bir peygamber gelecek böyle bir peygamber yoktur. Hazreti Muhammed diye bir peygamber gelecek böyle bir peygamber yoktur. Haşa. Dediler. Haşa. Ne Ne yapacak? İnsanlık ne yapacak? Yani aklımız alıyor mu? Almıyor. Onun için onların emelleri iyi değil. Bunu bilerek biz Müslümanlar olarak... İslam devleti içerisinde, İslamiyet içerisinde biz birlik olursak, biz o kelimeyi tevhidi birlikte yükseltirsek onların enerjisini pıt diye aşağı indireceğiz. Şimdi baktığımız zaman 2024 okumalarına İbn Arabi 2024'te Müslümanlar birleşecek diyor. Eyvallah. Tam aksi Baba Vanga kehanetlerinde de Müslümanların savaşı başlayacak evet. diyor. Ee, yine Baba Vanga 2024'ün en belirgin e, özelliğini ekonomik kriz evet. olarak e, söylerken e, Arabi bolluk evet. bereket diyor. Evet. Şimdi birbiriyle tamamen çelişen evet. iki ayrı bakış açısı var. Birini keramet birini kehanet diye evet. okuyabilirsiniz ya da her ikisine de öngörü diyebilirsiniz bilemiyorum. Zaten Vanga'nın baba Vanga'nın tüm kehanetleriyle alakalı CIA'nin ortaya atıldığı hmm. söyle Yani CIA devrede o atıyor bunları ortaya işte insanlar da Zaten bunlar gerçek. Bizim planlarımız. Aha. Biz bunları gerçekleştiriyoruz. Bakın burada bir kehanet algısı var. Hop gelin e, zihniyetinde ilerliyorlar diye düşünüyoruz biz. Ortak akıl olarak, arkadaşlar olarak. Dolayısıyla Muhittin Arabi dediğiniz, İbnül Arabi dediğinizde aman Allah'ım yani. Aman Allah'ım. O nasıl ki öteki alemin o vahdedi vücut olma halini bu alemde tüm bedeniyle hissetmiş ve yazmış. Onun kitaplarının içine girdiğinizde okumalarına, metinlerine daldığınızda deryalara dalıyorsunuz Ferda Hanım. Ne diyor? Ne 2024 demiyor ki? ve sonrası için. Ne diyor? Bakın. En yakından başlayalım. Mesela çok önemli bir şey var. Ben onu e, Papa'nın ölümü olarak e, yorumluyorum. O şekilde yorumluyorum. 2024 yılında özellikle İbn e, Muhittin i̇bn Arabi'nin bir kitabı var. Saatlerin Hazinesi evet. ve orası şifrelerle dolu. Orada da bir e, kerameti var. Diyor ki e, Hicri yılbaşı diyor eğer Nevruz'a gelirse ve ilk pazara gelirse şu 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 şunlar olacak. Onlardan bir tanesi de büyük bir din adamının öleceği konusunda. 2024'te papa ben de Papa'nın ölümünü bekliyorum. Zaten o, <laughs> kaleminin kırıldığını da düşünüyorum onun çoktan. Işığı gittikçe sönüyordu. Evet. Çok yüksek ihtimalle olacak. Yine Arabi diyor ki 2024'te Müslümanlar birleşecek ve e, aleme İslamiyet yağacak, nur olarak yağacak ve bolluk bereket artacak. Hı -hı. İnsanlar çok fazla çalışacak ama keyifle çalışacak. Bunları söylüyor. Şimdi, bir tarafta sizi motive eden, yükselten iyiği güzelliği hizmeti anlatan diğer tarafta yine negatifi anlatan tamam ama negatif etkiler de 2024 için mesela hmm. en başta dedik ya evet hani bunların ha bunlar 2024'te kıyım var İsrail'in planları hmm. arasında anladığım kadarıyla öyle demiştiniz evet siz. Ee, bunlar iyice bu Tanrı'yı kıyamete zorlama planları çerçevesinde azacaklar. doğru mu anlıyorum kesinlikle doğru bu doğru ama plan anlıyorsunuz. yani Şöyle yanlış anlamayın, burada her anlatılan, söylenen ille hepsi gerçek olacak diye hmm. bir şey yok. Biz olası planları, senaryoları, onlar açısından e, olası planları anlatıyoruz. Olasılıkları bilmek çok önemli. Yani bir insanın e, A noktasından B noktasına ilerlerken ara kanalları düşünmesi çok kıymetli. O yüzden geleceği yorumlamak diyoruz biz buna. <laughs> biz aslında gelecekten e, bir haber vermiyoruz. Haber vermiyoruz şunu istiyorlar Ferda Hanım, insanlığı kaosa sürüklemek istiyorlar evet. ve ekonomistin kapağında zaten o süre doluyor. Son evet, son kapak. Orada sürenin e, kum saati'nin sembolize edilmiş olması ve belli başlı noktaların sembolize edilmiş olması tekrar bir pandemi gibi yapay elle yapılan insanları e, bir araya toplayacakları. Darlığı, kıtlığı insanlara bilinçaltı kodlarıyla, o frekanslarla oynayıp zihin kontrolünü ellerine almak istedikleri aşikar. Nüfusu azaltmak istiyorlar. Nüfusu azaltmak için ellerinden gelen neyse yapacaklar. Biz ayık olursak yapamazlar. Şimdi Burası çok kıymetli. Onun için tüm oyunların farkında olalım ama biz kendimize sahip çıkalım. <laughs> Dünyayı kıyamete zorluyorlar, zorluyorlar. Evet, ya ben, planlarının adı bu zaten. Allahı zorluyorlar. Yani Allah'a kafa tutuyorlar. Yeniden işte insan e, klonlamaya çalışıyorlar. Mesela Elon Musk'ın e, Mars'a hükümdarlığını kurmuş olması bile çok büyük bir hikaye benim için. E, niye bunu hiç konuşmuyorsunuz diyorum ya? Neden? Hani adam resmen ilan etti, ben Mars'ın hükümdarıyım dedi. Bunun üstüne gitsenize. Çünkü onlar vakti zamanı geldiğinde nasıl şu an Gazze olaylarında hemen bir u dönüşü yaptı. Hı hı. Çünkü elit kesimi yukarı taşıyacak tüm teknoloji onda. Yani tüm teknoloji onda ve taşıyacaklar. Ya ben birkaç ayda Bu... daha söylemiştim izninizle Sibel Hanım ya Mesela yani Allah. birkaç psikopatın planı dahilinde kesinlikle dünya böyle gülük gülistanlık yaşanabilecek bir yerken zulüm yerine dönüşüyor. Yanlış mı yorumluyorum? Kesin biliyorum. çok doğru. Psikopat bunlar ya. Evet. Evet evet. Evet yani bu, bu, çok merak ediyorum. Bütün dünyanın hakimiyeti tek elde olursa ne olur? Ne olur? Dünyanın kaynakları mı bitti? Sen kafanı gökyüzüne kaldır bakayım. Rabbin sana sonsuz semadan durmaksızın her şeyi akıtıyor. Bunun farkında olsana. Onun için onlar eğer biz ben bunu çok önemsiyorum. Onlar bize Tüm teknolojik güçlerini kullanarak saldırıyorsa bizde manevi güçlerimizi ha. niye kullanmıyoruz yahu? O güç bizde var. Var tabii ki olmaz o mı? O zaman gelin. Ne demiştik? Ee, Sibel Hanım sıklıkla vurguluyor dedim ya duvarlarınızdan indirin artık Kur'an-ı kerimleri okuyun diyor. Lütfen. Şöyle bir şey yapalım. Rota hesaplaması yapalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsanların <gülüyor> hayatlarına dokunalım. Temiz frekansta nasıl kalırız, ne yaparız? Birkaç bize yapabilecekleri, uygulayabilecekleri formüller verin. Kötü enerjileri mesela dışarıdan eve nasıl getirmeyiz? Nasıl temiz kalırız? Nasıl temizleniriz? Ben yine topu size atıyorum. Bir de diyorsunuz ki yediğiniz hayvansal gıdaları evet. arındırın. Evet. Neden böyle söylüyorsunuz? E çünkü e, o hayvanın da bilinci etkisi o kesilme esnasındaki tüm adrenalini yaydığı frekans enerji e, etin üstünde var. Yediğimiz her şeyde herkesin enerjisi var. Dolayısıyla... İslamiyet'in bu tarafını çok seviyorum işte onun için hayvanların usu hani her şeyi saklamara evet, okşanarak kurbanda kesilir evet, kurban. O, yani çok naif ince hassas yerleri var. Dolayısıyla biz Ferda amcım şunun farkında lütfen olalım. Gözünüzün görmediği bir alem var enerji alemi var. Bunu tek bir e, cümleyle kanıtlama şansınız olsaydı size tek bir cümle hakkı verilseydi görünmeyen alemi. Neyle kanıtlardınız? Vay çok güzel geldi bu. Şu an duyduğum sesleri size iştirebilirim. Nasıl <laughs> korkutmayın beni. İşte yani. <laughs> şu an duyduğum sesleri size iştirebilirim. Yok. Ya da istiyorsanız... Şu an bir vizyon almanıza yardım edebilirim. Yok şu an ben öyle bir şey istemiyorum. <laughs> Ama mesela kardeşim sen gözünle görmüyorsun diye böyle bir alem yok anlamına gelmesi. Sibel uzun bize neyle ispatlar? Ellerini tam da şimdi şu anda kalplerine koysun herkes. Gözlerini kapatsın. Sadece ilahi olandan gelen akışa kendilerini bıraksınlar. Sadece bunu yapsınlar. Benim frekansımla değil, kendi frekanslarıyla bunu yapsınlar. Görecekler. İlahi olanın ışığını görecekler. Bu çok önemli. Ve biz omurilik hattına Yedi ana çakra merkezidir Hı. ama aynı zamanda sırat-ı mustakim köprüsüdür. Omurga. Evet, omurga. Oranın nasıl ışıl ışıl nurla aydınlandığını görecekler, fark edecekler. Denesinler. O i̇spatsa <laughs> böyle söyleyebilirim. Hani onların görmesi gerekiyor. Ben ne dersem diyeyim her şey havada. Görünmeyen alem var. Dolayısıyla kalp bağlantısı çok önemli burada. İlahi hatta ulaşabilmek için. Ferda amcım şunu çok önemsiyorum enerji dediğimiz şey bilim bunu kanıtladı. Her yerde okuyabilirler. Einstein'ın kuramlarını inceleyebilirler. Her tarafta bulabilirler. Kitaplarımda ben çokça da konu ettim. Anlattım. Özellikle enerji bedenlerimizi, enerji hatlarımızı, bir vücudun üzerinde sadece 7 ana çakra yok mesela. 80 bin küsür nedi noktamız var bizim. Yani siz bugün enerji bedeninizi görmüş olsanız bir kevgir gibisiniz, delik deşiksiniz. Dolayısıyla her yerden enerjiyi alabiliyoruz. Yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, yürüdüğümüz yoldan mezarlık ziyaretine gidiyoruz. En basit örneği e, o girdiğimizde usulüne uygun okumamızı yaparız. Fatiha'mızı okuruz, İhlas suremizi okuruz, işte Yasin'imizi okuruz e, başında. E, oradan çıktınız, oradan enerji kaparsınız. Çünkü... Her, ölüm enerjisi mi evet, kapıyorsunuz? Ya, ölüm enerjisi demeyelim de arafta kalmış, geçişini ha. yapamamış tüm bedenler, tüm negatif enerjiler size kancalarını atabilirler. Hastaneler, pazarlar, yollar, minibüsler, kalabalık ortamlar, her yerden enerji alma olasılığınız çok yüksek. Bu Sadece şunu bilin, bunları arındırabiliyorsunuz. Bakın en güzel tarafı ne bu. Olsunlar. Banyoya girdiğinizde kendinizi suyla yıkarken imgeleyin. E, aura alanınızı, etrafınızda oluşan o elektromanyetik alanın kirlendiğini, suyun da onu temizlediğini imgeleyin. En temiz, en basit yöntemlerden biri bu. Auranızı süpürebilirsiniz yukarıdan aşağı. Ve kendinize yeniden bir aura kaplayabilirsiniz. Bun, bunlar çok basit hareketler. Sizin enerjinizi, kendi enerjinizi hem temizlemek hem korumak için çok basit hareketler. Kalabalık bir yerden döndüyseniz, bir hastaneden, mezarlık ziyaretinden döndüyseniz. Çarşı, pazar, market, çarşı, pazar her yer. kötü bakışa maruz kaldıysanız Bravo. ve bunu hissettiyseniz eve geldiğinizde ya duşun altında hemen bir yıkanın. Kesinlikle. elinizi böyle pirupak şekilde imgeleyin mi diyorsunuz. Aynen öyle. Ya da öyle. süpürün diyor. Süpürün, auramız. auranızı süpürün. Ee, yine yıkadınız kendinizi. O esnada en güzel kodlamaları kendi kalbinizden ve zihninizden geçirin. Ne istiyorsunuz hayatınızda? Mutluluk, huzur, para, aşk. Ne istiyorsanız. Ben bolluk bereket içindeyim. Ben sağlıklıyım. Ben zindeyim. Ben başarılıyım. Ben ideal kilomdayım. Kendi kendinize bu olumlamaları da yapıp auranızın temizlediğiniz o auranın içine yerleştirirseniz, o frekansla eşleşeceksiniz. Bu çok kıymetli. Kain insanın en büyük en büyük kötülüğü kendi eliyle kendine yapması. Evet. Bu korkunç bir şey. Onun için ne olur bilin. Enerjinizi kimseye kaptırmayın. Bilip bilmediğiniz Ne demek iyi. o? Bilip bilmediğiniz her ritüelin içine girmeyin. Her enerji çalışmasının içine girmeyin. Ben kitabımda çok açık yazdım. Yatak odanızı açıyor musunuz herkese? Hayır. Açmıyorsunuz. E enerji alanınızı niye pat diye açıyorsunuz? Tanımadığınız bilmediğiniz önünü arkasını araştırmadığınız herkese enerji bedenleriniz kıymetli, auranız kıymetli size verilmiş bir hak ediş var o hak edişi en güzel yaşayın, en kıymetlisi bu bence final, final. <gülüyor> <gülüyor> yani dünya Türkiye dedik ve en son kendimize evet, geldik, nasıl evet. koruyacağımızı da birkaç küçük metotla öğrendik, Sibel Uzun'u da ilk defa konuk ettik Evet. Siz isteyin yine yeniden gelsin kendisi. Çok teşekkür ederiz. Ben Sibel çok uzun. teşekkür Bizimle ederim. Bizimle olduğunuz için sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. O güzel yüzünüz, o güler yüzünüz bana burada inanılmaz bir enerji kattınız. Çok teşekkür çok ederiz. Sağ olun. sağ olun. İzlediğiniz Eyvallah. için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.